Merhabalar herkese. Ben İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü'nden Ezo Işılası Çelik. Ben Berkin Küla. Indie ve Mayıs ayı konuşmacılarından Didem Sezen ve Tonguç Sezen bizimle. Röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Peki öncelikle bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii bayanlar önden diyerek ben başlayayım ama. Ben Didem Sezen. Şu an Teesside Üniversitesi, İngiltere'de Teesside Üniversitesi'nde Transmedya, Dijital Sanatlar ve Animasyon bölümünde öğretim üyesiyim. Temel olarak oyun anlatıları, interaktif anlatılar, genel olarak oyunlar ve karşılaştırmalı medya çalışmaları üzerine çalışıyorum. Buradan önce bir dönem Almanya'da araştırmacı olarak bulundum. Ondan önce de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışıyordum. Doçentliğimi oyun tasarımı alanında aldım. Halen Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliğime devam ediyorum çalışmalarımın parçası olarak. Orada oyun araştırmaları, oyun kültürü üzerine dersler veriyorum ve tez çalışmalarına katkıda bulunuyorum. Bunun dışında oyun da zaman zaman yapıyoruz. Araştırmalarımızın bir parçası olarak. Ama tabii daha odanda araştırma olacak şekilde, yani para kazanmak için yapmıyoruz en azından şu dönem için, ama olsa güzel olurdu. Merhaba, benim ismim de Tonguç Sezen. Ben aslında özgeçmişim birbirine çok benziyor. Ben İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyerime başladım. Doktora sürecimi orada tamamladım. Bu sırada Amerika'da Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde bir araştırmalarda yapma ve Inbogos veya Gent Murray gibi oyun alanında çalışan isimlerle birlikte bulunma ve onların laboratuvarlarında araştırmalarına devam etme şansına sahip oldum. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde çalıştım. Burada görsel iletişim tasarımı, ardından da dijital oyun tasarımı bölümünde kariyerime devam ettim. Orada dijital oyun tasarımı bölümünün kurumunda yer alıp o bölümün ilk bölüm başkanı olarak görev yaptım. Ardından benim de doçentliğim oyun tasarımı alanındaydı. Fakat hani Türkiye'deki kariyerime doçentten kısa süre sonra ara verip Almanya'ya gittim ve orada Rheinland Üniversitesi'nde kültürel mekanlar için mobil oyunlar geliştirmesi üzerine bir inovasyon projesinde oyun tasarımı ve anlatım tasarımı alanında hem uygulama, yani inovasyon sürecinde uygulama, hem de bunlarla ilgili araştırma yayınlarının yapılması sürecinde yer aldım. Daha sonra da Teesside Üniversitesi'nde Transmedya, Dijital Sanatlar ve Animasyon bölümünde kariyerime 2020 yılı itibariyle devam etmeye başladım. Geçmişim bu. Sağ olun. Didem Hanım, bize kısaca Transmedya'nın oyunlar için olan önemini anlatabilir misiniz? Transmedya oyunlar için önemli, oyunlar da transmedya için çok önemli. Transmedya aslında belki herkes için çok bildik bir kavram olmayabilir, çok kısa ifade etmem gerekirse. Transmedya aslında farklı medyalar üzerinden büyük dünyalar kurmak demek. Büyük kurgusal ya da factual, yani dokümenter dünyalar da olabilir tabii bunlar, ama dünyalar kurmakla ilgili ve bu dünyaları anlamaya çalışmak üzere farklı medyalar üzerinden verdiğiniz her cevap aslında bir transmedyal yapı oluşturuyor. Bugün aslında transmedyal bir medya düzeninin içinde yaşıyoruz. Pandemi olmasaydı eğer, bazen ben öğrencilerime bu dersin birinci saatinde şey derim, sinemalarda kaç tane film oynuyor? İlk 10 film içinden kaç tanesi bir transmedya? Baktığımız zaman bizim hep ilk derslerimizde 6-7 film en azından bir markanın, bir medya markasının devamı olarak sinemalarda gösteriliyor olurdu. Tabii bunun paralelinde sinemadan çıktıktan sonra hemen yanındaki kitapçıya gidersiniz. Orada aynı markadan oyunlar da karşınıza çıkar, filmler de karşınıza çıkar, televizyon dizileri de, oyuncaklar da karşınıza çıkar. Dolayısıyla aynı marka etrafında sarmalanmış olursunuz.
Oyunlar da bu büyük manzara, medya manzarasının bir parçası aslında. Henry Jenkins bu alanın önde gelen isimlerinden biri. Onun çok güzel bir tanımı var. Hep de tekrar edilen tanım onun tanımı oluyor. O diyor ki her medya yapabileceğinin en iyisini yapar ve bu alana katkıda bulunmaya çalışır. Oyunlar da interaktif deneyimler sunuyor olmaları üzerinden, o dünyaları deneyimlenebilir kılıyor olmaları üzerinden transmedya yapılara katkıda bulunuyorlar. O yüzden oyunların transmedya medya manzarasındaki rolü çok büyük ve önemli. Bir taraftan oyunlar bu medya manzaralarının odağında da bulunabiliyorlar bazen. Örneğin bir oyunun etrafında bir transmedyal marka oluşturulabiliyor. Oyunların filmleri yapılabiliyor. Oyunların çizgi romanları yazılabiliyor. Romanları yazılabiliyor. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz çağı betimleyen, bizimle beraber akan medyaları tanımlamak için kullanılan bir terim. Transmedya kavramı. Eskiden işte sinema filminden çıkıyorduk, sinemadan çıkıyorduk daha doğrusu. Film bizim için orada kalıyordu. Yani televizyon dizisini izleyip kapatıyorduk. Evden dışarı çıkıyorduk. Bugün cep telefonumuz, tabletimizle beraber gidiyoruz. Yani medya da bizimle beraber hareket ediyor her yere aslında. Transmedya bu akışı koordine eden stratejiler bütünlüğü de ifade ediyor diğer yandan. Dolayısıyla bugünün kompleks medya manzarasını ifade eden bir tanım. Oyunlar da günümüzde, bugün artık Hollywood'u aşmış olması yeni bir haber değil bilgisayar oyunlarının bütçesinin. Dolayısıyla bu medya manzarasının çok önemli bir parçası. Ayrı düşünmemek gerekiyor. İster oyun tasarımcısı perspektifinden, isterse tüketici perspektifinden bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Çok teşekkürler bu güzel ve net açıklama için. Teşekkürler. Peki Didem Hanım, biliyoruz ki son zamanlarda sosyal mesaj kaygısına sahip bolca oyun çıkmakta. Game Awards'da farkındalık yaratan oyunlar için ödül kategorisi oluşturulması da buna verilebilecek örneklerden biri. Sosyal bir konuyu oyunlarında anlatmak isteyen oyun geliştiricileri bunu oyunun mekaniklerini veya sistem tasarımını kullanarak mı yapmalı, yoksa oyunun hikaye kısmına mı entegre etmeliler? Buna çok bütünsel yaklaşmaları gerekiyor. Bizim oyun tasarımında da aslında bütün sanatlarda da böyle bir ilişki tartışılır ya, biçim ve içerik ilişkisi. Yani bir anlatmak istediğiniz bir şey var, bir mesaj var ve onu da belli bir medya ile anlatmak istiyorsunuz. Yani kafanızda bir mesaj var, onu anlatmak için oyunları seçtiniz diyelim. Neden oyunları seçtiniz sorusu şu an belki odağımızda olmayabilir ama oyunları seçtiyseniz eğer, oyunların yaratacağı interaktif deneyimler sizin için önemli belki, ya da o formun, dilinin yapabileceği şeyler üzerinden o mesajı aktarmak sizin için önemli, ya da o formun ulaşacağı kitle sizin için önemli diyelim. Sosyal mesajları oyunlar üzerinden aktarmak giderek yaygınlaşmaya başladı aslında bakarsanız. Çünkü oyunlar herkes için erişilebilir hale gelmeye başladı iletişim teknolojileri sayesinde. Çok büyük stüdyolarda olmanız gerekmiyor illa oyun yapabilmek için. Bugün kullanıcı dostu teknolojiler var. İnteraktif hikayeler yaratabiliyorsunuz. Örneğin benim çok sevdiğim öğrencim Efe Alaçam'ın tezi, belki burada örnek vermek için yerinde olabilir. Bir tez yazdı o, Games as Memoir diye. Yani oyunlarla çünkü başından geçen gündelik hikayeleri anlattığı bir mecra olarak, bir medium olarak kullandı oyunları. Ve o mesajları oyunlar üzerinden aktardı. Yani blog post yazmadı söz gelimi, ya da kısa film çekmedi, ya da hikaye yazmadı. Ama bu medium'u seçti ve bu medium üzerinden anlattı. Buna baktığımız zaman hikayenin kendisi, yani anlatacağınız şeyin dili, hikayesi oyunlaştırılabilir olmaya uygunsa, ya da insanların sizin yaşadığınız deneyimi, kimi zaman çelişkileri, dilemayı, ikilemleri, karar verme süreçlerini yaşamasını istiyorsanız, yani sadece gözlemesini değil ama sizin ayakkabılarınızı giyip o yoldan gitmesini istiyorsunuz, belki oyunlar bunun için çok iyi bir seçim olabilir. Örneğin bazen çok karmaşık durumlarla karşılaşırız hayatta. Hani şu yoldan mı gitsem, bu yoldan mı gitsem, bu yoldan gitsem başıma neler gelir, şu yoldan gitsem başıma neler gelir. Ya da ne bileyim, bazı konular vardır. Hani yukarı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. İki tarafı da, yani ne tarafından bakarsanız bakın, karar vermek konusunda güçlük yaşarsınız. Oyunlar bu tip dilemmaları anlatmak için aslında çok kullanışlı ortamlar. Çünkü
bir sistem size veriyor. Bir sistemi ifade ediyor. Bugün hepimiz sistemler içinde yaşıyoruz. Bilgisayar sistemleri. Aslında küçük küçük sistemler de var tabii ki. Yani bu örneği ben seviyorum. Herhangi bir yeni bir yere girdiğiniz zaman, ben örneğin yeni bir ülkede yaşamaya başladım. Çocuğumu okula götürdüm. Buradaki okullar bir başka ülkedeki okullardan farklı diyelim. İşte ilk girdiğinizde ne yapacaksınız, ne edeceksiniz bilmiyorsunuz. Tam döneceğim, kimle konuşacağım, ondan sonra işte nereye gideceğim. Türkiye'de şeydir ya, muhtarlığa gidersiniz, izin alırsınız vesaire. Onu deneyerek o sistemi anlarsınız. Ya da işte sağlık ocağına gidersiniz, numara alırsınız, oradan bir odaya gidersiniz. Bu sistemi içine girerek anlarsınız. Oyunlar size böyle sistemik yapılar sunuyorlar aslında. O içine girince o sistemin nasıl işlediğini anlıyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini size anlatıyorlar. Dolayısıyla büyük sistemleri, kompleks yapıları ifade etmek için de oyun medyumunun kendisi aslında çok kullanışlı bir mecra. Çünkü hiç kimse bir oyun dünyasının içine girdiğinde bir manual açıp okumuyor. El yordamıyla bulmaya çalışıyor. Çünkü sistem size o dünyayı anlatmak üzere tasarlanmış. Dolayısıyla içinde yaşayarak, içinde geçerek, kararlar vererek, seçimler yaparak, keşfederek o dünyayı, o sistemi anlıyorsunuz. Dolayısıyla o sistem araçları üzerinden size bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla sosyal meselelerde eğer sistemik bir yapının problemlerini anlatıyorsanız, örneğin yoksulluğun ne kadar kötü bir şey olduğu olabilir, sosyal adaletsizliğin ne olduğu olabilir bu, ya da asgari ücretle yaşamaya çalışan bir ailenin o koşullar altında nasıl hayatını bir ay içinde idame ettirebileceğinin zorluğunu anlatmaya çalışıyorsunuz diyelim. Bu bir sistem problemidir ve bunu oyunlar üzerinden çok güzel anlatabilirsiniz. Çünkü insanlar onu deneyerek, o eğer zor bir şeyse bunun zorluğunu anlayarak aslında verilecek olan mesajı daha iyi kavruyor olabilirler. Çünkü seçim yapacak durumda olan kişi kendileri olur bu durumda. O açıdan sosyal meselelerin, özellikle sistemik problemlerin temsilinde ben oyunların çok etkili bir mecra olduğunu düşünüyorum. İnsanlara başka deneyimleri tanıttığı, kavramasına ve hatırlamasına ve hatta doğru kelime ne olur, hissederek yaşamasına. Çünkü gerçekten bir başkasının ayakkabılarında dolaşmak duygusu burada önemli olan şey. İnteraktif deneyimler önemli olan nokta. Dolayısıyla oyunların bu açıdan çok güçlü araçlar olduğunu düşünüyorum. Neden oyunları seçiyoruz dersek belki bu bir cevap olabilir. Bu güzel cevabınız için gerçekten çok sağ olun. Teşekkür ederim. Oyunlar küçük mecralara eklenmek istendiğinde oyunlaştırma çok göz önünde bir örnek ve her geçen gün oyunlaştırma farklı mecralar tarafından kullanılmakta. Tonguç Bey, sizce transmedya ile ilgilenen oyun geliştiricileri için oyunlaştırma ne kadar önemli olmalı? Ya oyunlaştırma kavramı enteresan bir kavram. Biraz yaklaşırken dikkatli olmamız gereken bir kavram. Ya bir tarafıyla çok heyecan verici bir kavram. Yani içinde oyun bulunmayan, oyunsu nitelikler doğal olarak kullanıcılara ya da oyunculara, potansiyel oyunculara, bu tür niteliklerin oyunculara semiotik olarak iletilmediği bir alanı, bir ortamı, bir yapıyı alıp oradan eğlenceli bir deneyim ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bu çok heyecan verici bir şey. Yani siz işte bir sokakta yürüyorsunuz ve bunu Güven Çatak Hoca çok verir konuşmalarında örnek olarak. Bir merdiven vardır. O merdivene üzerine bastığınızda piyano sesleri çıkartan bir sistem döşenmiştir. Orada atlayıp zıpladığınız zaman müzik çıkartırsınız. Bu sizin spor yapmak üzere size işte yürüyen merdiven değil de normal merdiveni kullanarak hem bedensel aktivite sağlamanız hem de müzikle eğlenmeniz için bir motivasyon sağlar. Bu çok çok güzel geliyor kulağa. Fakat hani oyunlaştırma kavramını biz nasıl kullanılıyor oyun alanında, endüstride diye baktığımızda aslında bir sömürü mekanizması olduğunu görüyoruz. Yani siz
Bir sisteminiz var. O sistem Web 2.0'ın bir dönem için en azından ilk çıktığında kuralları üzerinden inşa edilmiş ve bu da bu kurallarda sizin şirketinizin veya sunduğunuz servisin işlerinin önemli bir bölümünün kullanıcılar tarafından yapılmasını gerektiriyor. Siz bir içerik üretmiyorsunuz. Kullanıcılarınız o içeriği üretiyorlar ve ürettikleri o içeriği de siz kendi şirketinizin para kazanması için kullanıyorsunuz bir database olarak ya da bir başka bir sebepler. Her neyse yani amacınız o işin o kullanıcılar tarafından yapılması. Güzel, bunu nasıl yapabiliriz? Bunu oyunlaştırarak yapabiliriz. O sıkıcı iş, o manasız iş, benim şirketim için önemli olan kullanıcıların da dolaylı fayda sağladığı bir işi onlara yaptırmak için onlara işte hediyeler veririz, küçük oyunların içine katarız vesaire vesaire. Bu bir yanıyla çok rahatsız edici bir şey. Yani sizin bir hedefiniz var. O hedefi ben niçin sizin işinizi yapayım ki otursun sizin şirketiniz bana o hizmeti sağlasın. Ben parasını vereyim sağlasın. Niçin ben sizin para kazanmanız için bu verileri size vermek zorundayım, bu eylemi yerine getirmek zorundayım diye düşünebilirsiniz. Bu yanıyla oyunlaştırma bana hep o sömürü yönüyle biraz tedbirli, biraz temkinli yaklaşmamız gerektiğini düşündüğüm bir kavram olarak algılıyorum. Bir de şunu unutmamak lazım, oyunlaştırma kavramı kullanıldıkça anlamını da yitirmeye başladı. Örneğin bugün reklam içerikli bir takım oyunların yani aslında işte X markasının ürünlerini kullanarak ilerlediğimiz bir platformer oyunu. Özellikle çocuklara yönelik olarak çok bu tür ürünler hala piyasada var. 90'larda, 2000'lerde çok daha ses getiriyorlardı. Artık sıradan oldular. İşte bir içecek içiyorsunuz ve gücünüz artıyor ve oynamaya devam ediyorsunuz gibi. Hani bu reklam oyunlarda bir literatüre baktığınızda, dediğinizden ticari literatüre baktığınızda bu tür oyunları yapan şirketlerin kendilerini nasıl tanımladığına baktığınızda oyunlaştırma olarak adlandırılıyor. Yani oyunlaştırma denilen şey de anlamını yitirmeye başladı. Bir dönem sıkıcı bir işin oyunsal nitelikler kazandırılarak yani eğlenceli hale getirilerek insanlara yaptırılması anlamını taşırken şimdi markanızın içinde bulunduğu her türlü oyun oyunlaştırmadır gibi bir anlam da kazanmaya başladı ki bu da hani kavramın içini boşaldığını bize gösteriyor. Ya bu açıdan ben Bilgi Üniversitesi'nde çalışırken bir konferansta yine Inbogos'tan, Georgia Tech'te çalıştığım Inbogos'tan bir alıntı yaparak gamification is bullshit demiştim. Yani o alanda çalışan insanların pek hoşuna gitmemişti bu Bogos'un bir alıntısı. Yani gitmemesi de çok doğal çünkü oyunlaştırma alanı çok catchy bir alan. Şirketlere bu fikri satmanız çok yerinde, çok doğal. Ama bundan bir kazanç elde ediyor musunuz sorusunu araştırmalar bizi aslında o kadar da başarılı olmadığını gösteriyor. Yani çok heyecan verici bir fikir ama aslında o kadar da başarılı değil gibi. Bunu bir yana bıraktığımızda oyunlaştırmayı eğer oyun bir kar elde etmek için yani bir sömürü mekanizması olarak kişinin emeğini sömürmek için değil de transmedyal nitelikte bir genişletme mekanizması olarak düşünürsek belki orada bakın orada biraz eleştirilerimi geri almaya başlıyorum. Bir içeriği geliştirmek için onun uzantılarını oyun aslında oyunlaştırarak değil de o içeriğe dair ikinci bir oyunu oluşturma, oyun tasarlama. Bir transmedial extension bir uzantı olarak oyun tasarlama dediğiniz zaman ki bu oyunlaştırma adlandırılabilir mi bundan da çok emin değilim. Bu bana transmedial nitelikte çok da yanlış gelmiyor. Dünkü konuşmada belirttiğim gibi içinde elbette yine o markanın ve insanların o markaya ya da o alana her neyse ilgisinin sömürülmesi içeriğini taşıyor mu? Taşıyor. Bunu eleştirmeli ve buna karşı her zaman bir parça mesafeli olmalı mıyız? Olmalıyız. Ama böyle bir oyunlaştırmaya da çok bu anlamda kullanırsak yani oyunlaştırmayı çok ters bulmuyorum.
Fakat bence bu alanda oyunlaştırmayla ilgili en güzel, güncel çalışmalar, çalışma Mattia Thibaut'un yakın sürede, hatta geçtiğimiz haftalarda biten Reclaim projesinden geliyor. Bir AB araştırma projesiydi bu. Tampere Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam tamamlandı. Ve Mattia Thibaut burada biraz da gösterge bilimden yola çıkarak ilk başta anlattığım sömürücü endüstri tarafından belirlenmiş oyunlaştırma kavramına karşı olarak punk oyunlaştırma diye bir kavram ortaya atıyor. Ve bu punk oyunlaştırmanın ana özelliği de bir tepeden bir sistem, bir şirket, bir işte devlet kurumu, bir eğitim kurumu vesaireden değil de alttan, kullanıcılardan gelen ve kurallardan ziyade oynama deneyimini, yani İngilizce'de oyun oynama ve oyun arasındaki ayrım daha nettir, play ve game şeklinde. Hani o ayrımdan yola çıkarak game'den değil de play'den beslenen insanların oyunsu niteliği bulunmayan özellikle kentsel mekanları nasıl bir eğlence, oyunsu nitelikleri olan bir eğlence alanına, bir ifade alanına dönüştürdükleri üzerine bir araştırma projesi ve bir kavram bu punk gamification. Bu açıdan iyi bir alternatif sunuyor bana sorarsanız. Çünkü tüm o gamification'ın içinde barındırdığı ticari bir takım aslında karşılanmayan hedeflere odaklanmıyor. İnsanlar işte sokaklarda koşarak, heykellerin üzerine tırmanarak, oralarda bazen gösteriler yaparak, kendilerini ifade ederek, dans ederek, oynayarak, sıplayarak, koşuşturarak nasıl yeniden o alanı oyunla bir ifade alanına dönüştürüyor, ona odaklanıyor bu kavram, punk gamification. Punk oyunlaştırma. Ve bu açıdan bu da bana iyi bir alternatif gibi geliyor. Yani eğer biz transmedya üzerinden bakacaksak da aslında belki de bakmamız gereken alanlardan biri o özgürlük mekanını, o özgür ifade alanını oyunlaştırılabilecek insanlar tarafından oyunlaştırılabilecek mekanları nasıl oluşturabiliriz gibi bir soruyu sormamız gerekiyor. Yani bu noktada belki hani sizler İTÜ öğrenci olarak çok şanslısınız. Çok iyi bir mimarlık ve tasarım geçmişi olan bir üniversitede okuyorsunuz ve bu aslında biraz da kentle, mimariyle, mekanla, sokakla, meydanların nasıl insanların farklı eylemlerine nasıl açılabileceğiyle ilgili soruları da içinde barındıran bir kavram oluyor. Bir soru oluyor. Teşekkürler tekrardan. Söyledikleriniz çok farklı bakış açılarıyla yaklaşmak oldu ve ilginçti gerçekten. Peki sanal alemdeki sosyal medyalar dışında da günlük hayatta deneyimleyebildiğimiz medyalar bulunmakta. Bunlara tiyatro, sinema, turistik gezi gibi örnekler verilebilir. Tonguç Bey, eski konuşmalarınızın birinde turistik geziler ve mobil oyunların birlikteliğinden doğan bir deneyimden bahsetmiştiniz. Bunun gibi daha farklı deneyimler yaratmak mümkün müdür? Oyun geliştiriciler fiziksel dünyadaki sosyal elementleri video oyunlarına nasıl adapte edebilirler? Ya burada da aslında iki ayrı soru var gibi geliyor bana. Bunların bir tanesi biraz benim kişisel deneyimlerimle de ilgili. Az önce bahsettiğim üzere ben yaklaşık 2-2,5 yıl kadar Almanya'da bir inovasyon projesinde çalışma fırsatı yakaladım ve burada bizim amacımız Almanya-Hollanda sınırındaki 8 ayrı müzeyi ve kültürel mekanı devam eden bir oyunla birbirine bağlamaktı. Yani biz bir oyun, epizodik nitelikli bir oyun, mekansal bir oyun geliştirdik. Ve siz bu oyunları oynayarak bu farklı müzeleri, yani bu oyunun tüm hikayesini, yani tüm o episodları tamamlayabilmek için o farklı müzeleri gezmek zorundaydınız. Her müze kendi içinde bir bütünlüğü olan bir deneyim sunuyordu. O müzenin karakteristiğine uygun bir şekilde. Ama hikaye bu 8 müzede devam ediyordu.
Projenin yani başarılı veya başarısız olduğunu şu an çok test etme imkanımız olmadı çünkü pandemi vurdu projeyi. Oyuncu sayımız oldukça az kaldı. O yüzden yani bu söyleyeceklerim belirli açılardan oldukça teorik. Yani test edilmiş bir şeyden bahsetmem en azından bizim kendi testlerimiz başarılıydı ama kullanıcılar açısından nasıl bir sonuç çıkardığını söylemek oldukça zor. Ama şunu söyleyebilirim ki bizim bu projeyi yaparken ki amacımız mobil oyun oynama deneyimini belirli bir kültürel kurumun kimliğine uygun transmedyal nitelikli oyunlarla birleştirmek ve sizin o kültürel mekanın kimliğini, o kültürel mekanın taşıdığı değerleri özellikle biz tabii ki çocukları ve gençleri, genç ortaokul, lise çağındaki gençleri veya ilkokul son döneminde ama genç yaş grubunu hedefliyorduk. O yaş grubuna hani oturup da müzeyi gezerken tek tek etiketleri okuyacak, tek tek işte kulaklıkla oradaki sesli anlatımları dinleyecek değil de o mekanda oyun üzerinden bu mekanın karakteristiklerini tanımak isteyebilecek. Yani biraz önce gamification'ın ilk cebi dediğim alan, hani olumlu olabilir dediğim alana benzer bir iş yapmaya çalıştık. O alanda geçen ve o alana saygı duyan bir oyun geliştirmeye çalıştık. Bu açıdan evet, bu tür bir kültürel mekanın oyunla birleşme potansiyeline ben olumlu bakıyorum. Ve bu tür çalışmaların yapılabileceğine ve bu tür oyunlaştırmanın değerli olduğuna dayanıyorum ama bunun bir noktada hani dijital teknolojiye çok da ihtiyacı yok. Yani bu söylediğim şey yani Türkiye'de de sanırım çeşitli müzelerde yapılıyor. İşte çocuklara verdiğiniz, özellikle çocuklar ve gençleri hedefliyoruz. Yani burada işte 20 yaş üstü için değil bu. Ama bu yaş grubu için bir sayfa ve içinde hedefler. İşte gidin 8 tane işte Yeniçeri'nin zırhının şeklini çizin. İşte şunu bulun. Yani treasure hunt yapmanızdan çok da farklı bir şey değil. Bizim yaptığımızda prensipte çok farklı değildi. Dijital olduğu için içine bir tür puzzle'lar vesaireler de koyduk ama yani böyle bir imkanımız vardı çünkü hikaye anlatma imkanımız vardı ama özünde bu tür bir treasure hunt, kültürel bir mekana ve o mekanın karakteristiğine izin veren bir treasure hunt'tan çok da farklı değildi ve bu tür uygulamalar dijital veya analog özellikle genç hedef kitle için o mekana çok değer katan şeyler. Ve bunun yapılması transmedya anlamda da nitelikli önem taşıyor. Daha sonra bu deneyimini gidip de YouTube'da videosunu yapan bir çocuk için de çok özel bir deneyim taşıyor. O mekanı bir şekilde sadece gezerek değil ama inceleyerek ama içindeki gizemleri ortaya çıkararak gençlerin, çocukların tanımasına imkan sağlıyor. Bu güzel bir yaklaşım. Bu açıdan biz olumlu, yani kendi testlerimizde olumlu sonuçlar aldık. Yani turistik mekanların böyle bir gelişim yaşaması bence iyi. Ama bence burada önemli bir püf nokta var. O da şu, o mekana ve onun kimliğine saygı duymak gerekiyor. Yani şimdi bir oyunsal bir niteliği yok bunun ama işte dün örneğin bugün 30 Mayıs dün kutlamalar yapıldı İstanbul'da, fetih kutlamaları. Ayasofya üzerinde bir tür ışıklar yapıldı benim videolardan görebildiğim kadarıyla, orada değildim. Mesela oradaki desenler ışıkla baktığınızda sanki Ayasofya işte Çamlıca Camii ve siz o Çamlıca Camii'nin üzerine onu yapıyorsunuz. Yani oraya olur çünkü o işte kaç yıl önce yapmış, birkaç yıl önce yapılmış bir bina ve orayı siz modern ışıklarla ışıklandırdığınızda onun bir en azından estetik olarak, yani işin dini, bir bin yıllık tarih, yani İslami anlamda Ayasofya'nın anlamını bir yana bırakıyorum. Ama kent tarihi açısından işte bir 5 yıllık, 3 yıllık bir binanın üzerine o modern ışıkları koyduğunuzda bunun anlamı var, o oraya uyar. Ama siz 1500 yıllık bir binanın üzerine işte toplardan oluşan bir animasyonu koyduğunuz zaman o zaman o binanın en azından tarihi niteliğine, kültürel niteliğine
bana sorarsanız tasarım açısından saygı göstermiyorsunuz. Yani işte şey, İstanbul'un surları anladığım kadarıyla resmedilmiş oldu ama görüyorsunuz o küçük toplardan, böyle sadece balon, top gibi görünen materyallerden yapılmış o animasyon ki şeyler yıkıldığında, duvarlar yıkıldığında böyle toplar fırlayabilsin. O efektin sağlanması için o şekilde yapılmış ama o mekana saygı göstermiyor o animasyon, o tasarım. O mekanın tarihine, taşıdığı değere saygı göstermiyor. Tasarım açısından bakıyorum. Ben diğer yönleri bir yana bakıyorum. Onu farklı alanda çalışan insanlar değerlendirebilirler. Dolayısıyla sizin yaptığınız tasarımın ister animasyon olsun, ister oyun olsun, ister oyunlaştırma diyeyim buna, eğer yeni bir teknoloji, yeni bir estetiği kültürel bir alana taşıyacaksanız bunun o alana da saygı duyması gerekiyor. Onu yapabilirseniz o zaman evet iyi bir kültür alanıyla yeni teknolojiyi birleştirebilir ve buna iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Kısaca belki şuna değinmek lazım. Hani sadece mobil oyunlar üzerinden değil ama hani bunun çok da aslında literatürde de defalarca değerlendirilmiş bir örneği var. Örneğin Assassin's Creed oyunları. Yani siz bir sanal, gerçek bir mekan, tarihi bir mekanı alıp oyunlarda yeniden yaratabilirsiniz. Ve bunu ne kadar gerçekçi yarattığınız, ne kadar özüne sadık yarattığınız da önemli bir soru. Ve bunu yaparken aslında biz işte Assassin's Creed'in çok başarılı olduğundan vesaireden bahsediyoruz. Ama literatüre baktığımızda işte 1400'lerde, 1500'lerde geçen bir oyunda aslında bugün işte Venedik'te örneğin bulunan ama 19. yüzyılda yapılmış olan bir binanın da yer almasının aslında o kadar özgünlüğü, yani bugünkü Venedik'i siz sanki 1600'lerde, 1400'lerdeymiş gibi deneyimlemek istiyorsanız güzel bir oyun. Yani bugünkü Venedik'i sanal olarak çok güzel yaratıyorsunuz. Ama o deneyimlediğiniz şey aslında 1400'ler değil. Yani o dönem değil ve bunun bilincinde olmak gerekiyor. Yani o biraz da oyun ve tarih okuryazarlığının ortaya açık bir şekilde konulması ve yani bu izlediğiniz şey bu değil. Yani burada siz bir fantezi içindesiniz. Eğer bu fanteziyi seviyorsanız çok güzel. İçinde bir takım tarihi unsurlar da var. Ama her zaman için o eleştirel mesafeyi bulundurmak gerekiyor. Bu gerçekten böyle miydi? Sonuçta siz bir simülasyon yaratıyorsunuz. Buna sanırım ya Jasper Juhl'undu galiba ama simulation gap denilen bir kavram vardır. Yani bir gerçek olanla onun simülasyonu arasında her zaman bir boşluk var. Ve onu bilmek gerekiyor. Onun her zaman olduğunu göz önünde bulundurmak. Yani bu tür işte tarih, kent, kültür, turizm gibi alanlara dokunan oyunlarda da o simulation gap neredeyi hani sorup var burada, buna rağmen eğleniyorum ben diyebilirsiniz. Tabii ki eğlenirsiniz. Ben de çok seviyorum Assassin's Creed'de gemilerimle köpek balığı avlamayı, bu Black Flag miydi? Şimdi korsanlı dönemde. Ama yani o şekilde gemi kullanamayacağının da farkında olmak lazım. Onu kabul ederseniz eğlenin. Gerçek olduğunu düşünmeyin. Yani belki de hani söylemesi gereken şey bu. O eleştirel bakışı her zaman taşımak gerekiyor. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Peki ya Didem Hanım, ya hiç sıkıntı değil, çok sağ olun. Didem Hanım, Tonguç Bey, doğru soruların tecrübeyle sorulabildiğini biliyoruz ve bundan faydalanmak isteriz. Siz bizim yerimizde olsanız sorulması gerektiğini düşündüğünüz soru ne olurdu? Sektörde bir kariyer ya da sektörün tamamen geleceğiyle alakalı bilmemizi istediğiniz şey ne olurdu? Tonguç, senin kafan, daha önce konuşmadık bunu ama senin bu konuşmanla beraber benim de aklımda bu son soruya ilişkin şöyle bir yere doğru gitti. Sektörün geleceği, yaratıcı endüstriler, kavramlar çok önemli. Çünkü biz de üniversitelerde bugün, yarın sektöre gidip çalışacak, tasarım yapacak, sektörü geliştirecek öğrencileri eğitiyoruz. Ve endüstrinin beklediği profilleri yaratmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey gibi gelebiliyor olsa da aslında şu kısmı bizim için daha önemli üniversitelerde. Endüstrinin istediği profilleri yaratmak değil, eleştirel bakış açısına sahip, yeri geldiğinde doğru bildiğini söylemekten
imtina etmeyecek ve her zaman sorgulayıcı bir bakış açısıyla bunu yapacak olan profillere ihtiyacımız var. Yoksa bugün kapitalizmin geldiği yerde ya da vektörelistlerin olduğu büyük teknoloji şirketlerinin olduğu sistem içinde bu sistemlerin aradığı, özlediği eleman olabilmek, üniversitelerin yapmak elemanları ortaya çıkarmak, üniversitelerin yapmak isteyeceği bir şey değil. O yüzden eleştirel bakış açısı çok önemli. Yaptığımız her işte. O yüzden yarın sektöre gidecek olan ve o yaratıcı endüstrileri hareketlendirecek olan öğrenciler, gençler sahip olmaları gereken en önemli şey bence eleştirel bir bakış açısı. Yaptıkları işi sorgularken de, bir tasarımı yaparken de duyarlı bir tasarım yapabilmek. Bu tasarımın sonuçları ne olacak? Bu tasarım neye hizmet ediyor? Kim için bir katma değer yaratıyor? Tüketicileri nasıl bir pozisyona koyuyor? Bunları tasarlarken, aslında o sistemleri tasarlarken bunları da göz önünde bulundurmak ve sorgulamak gerekiyor. Bu her şey olabilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olabilir. Gelir dağılımı eşitsizliği ile ilgili olabilir. Yaptığınız tasarımların sonuçları var. Kurduğunuz yapıların sonuçları var. O yüzden Tonguç'un söylediğine bir devam olarak bunu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. Katılır mısın Tonguç? Evet, ben sanırım şunu eklerdim buna ya da ekleyebilirim. Yani sektörün beklentilerini karşılayan insanlar yetiştirmek üniversitenin hedefi olmamalı. Zira üniversitenin hedefi sektörü şekillendirecek insanlar yetiştirmek olmalı. Sektöre şekil verecek, inovasyonu sağlayacak, yeni fikirleri geliştirecek. Bunu yaparken gerektiğinde eleştirel olabilecek, gerektiğinde de, yani burada ben biraz daha real politik düşünülebileceğini düşünüyorum. Yani gerektiğinde hani bir sömürü yapacaksa da bunun farkında olarak bunu yapması gerekiyor. Yani o ahlaki bir sorun. Kimsenin ahlaki değerlerini burada eleştirebileceğimizi sanmıyorum bir noktada mezun oldukları sürece. Hani not vereceğimiz sürece bunu yapabiliriz. Ama en azından eğer bir sömürü sistemi kuracaksa oyunlaştırma üzerinden, bunun bir sömürü sistemi olduğunu farkında olmalı bu kişi. Ve ondan sonra bunu kurmayı istiyorsa kursun. Yani o zaman onu eleştiririz biz de, işimiz bu. Ama hani gözü kapalı bir şekilde endüstri bunu istiyor, ben de bunu yapmalıyım diyen bir nesil yetiştirmek bana da doğru gelmiyor. Yani endüstriyi şekillendirecek, endüstrinin mümkünse daha ahlaklı ve açık bir şekilde ilerlemesini ve kullanıcıları da sadece şirketin sahiplerini ve hissedarlarını değil, kullanıcılarını da bir parça düşünecek bir sistem kurabilirlerse ne âlâ. Ama bu vizyona sahip olmaları çok önemli. Yani eleştirel, inovasyona açık ve geliştirici ve en azından kendilerine karşı dürüst olmaları önemli. Yani bunu şöyle bir örnekle belki kısaca, çok kısaca açabilirim. 2019'da Susanna Supoff bir kitap yayınladı, Surveillance Capitalism diye. Ve bu kitapta bize aslında tüm bu büyük sosyal medya şirketlerinin ya da arama motorlarının bizleri nasıl birer veri makine, veri kaynağına dönüştürdüğünü ele alıyordu. Bu kitabın benim açımdan ve kendime kızacak şekilde beni aydınlatan özelliği şu oldu. Ben uzun yıllar Pokemon Go'nun çok iyi bir transmedya örneği, çok iyi bir çizgi filmlerde, daha önceki oyunlarda yaratılmış deneyimi lokasyon temelli oyun mantığıyla birleştiren bir oyun olarak çok güzel bir tasarım olduğuna inandım ve öğrencilerime bunu söyledim. Fakat bu kitabı okuduğumda öğreniyorum ki ve buna bakmam gerekiyor. Çünkü kamuya açık kaynaklarda yayınlanmıştı. Benim hani kendime sormam gereken soruyu sorduğunuz için söylüyorum. Ben bunu sormadım. Ama Susanna Suboff sormuş ve aslında Pokemon Go'nun Google'ın haritalama sistemi üzerinden mekanların, işte lokal barların, restoranların, dükkanların reklamının yapılması için geliştirilmiş olan bir yazılı bir oyunlaştırma projesi olduğunu ortaya koyuyor bu kitabında. Yani siz işte şey görüyorsunuz, o Pokemon'ların çıktığı mahallelerin
oradaki dükkanlardan alınan reklamlarla belirlendiğini bir anda öğreniyorsunuz ve o zaman evet yani çok güzel bir tasarım. Evet yani harika bir yani Pokemon avlamak zaten yıllarca eş bunu yapıyordu ve ben de eş gibiyim. Bunu deneyimliyorum diye mutlu oluyorum. Ama bir yandan da Google bana oradaki kafede ah artık yeterince gezdim Pokemon'u da yakaladım. Otur o kafede biraz da içki iç ki içecek iç kahveni iç ki orası da para kazansın. Ben de ona verdiğim reklamdan para kazanım dediğinin farkına vardığınız zaman o zaman en azından ben oyuncu olarak evet bu bununla karşılaşacağım. Sırt çantamda bir şişe su taşıyayım ya da yok olsun ben zaten o tarafa gitmeyi düşünüyordum. O kahvede otururum Google'da parasını kazansın. Seçimini yapabilmeliyiz. Yani o seçme hakkına sahip olma, bilme, farkında olma konusunda bizlere düşen önemli bir sorumluluk var. Endüstriyle olan ilişkimizin de bu şekilde olması gerektiğine inanıyorum. Yani tabii ki endüstriyle belli noktalarda işbirliği, yani pek çok noktada belki işbirliği yapacak üniversiteler ama endüstri istediği için değil, ortak çıkarlarımız için, ortak inovasyonlar için gerektiğinde patent kurallarına uygun bir şekilde belirli fikirlerin halka da ya da farklı geliştiricilere, araştırmacılara açılmasına uygun şekilde bu işbirliklerini yapmak gerekiyor ve bu tür gizli hedeflerle değil, açıkça ve dürüstçe ve mümkün olduğunca net bir şekilde bu işleri sürmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Duyarlı tasarımcılar, duyarlı tüketiciler. Evet. Evet. Sanırım soracağım soru bu olurdu. Teşekkür ederiz. Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok keyifli dinlediğim bir röportaj sohbetti. Çok zevk aldım. Ve bu röportajın birçok oyun geliştiricisine de güzel şeyler katabileceğini düşünüyorum. Teklifimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir daha çok sağ olun. Çok teşekkürler.